9 taksit fırsatı ve bonus flaştan katılanlara 600 lira ve üzeri acamada 60 lira bonus. Siz de Lassa bayilerine gelin, yola sağlam çıkın. Gezer, her adımda mutluluk. Medya Yönetim. Gezer, her adımda mutluluk. Kentte Yaşam Dönüşüm başlıyor. Merhabalar ben psikolog Hasan Arslan. Ben Doktor Hakan Erkaya. Her pazartesi olduğu gibi yine TRT Kent Radyo İstanbul'da 106.8'de dönüşüm programındayız. Teknik yönetmenimiz Serdar Çıplak, yayın koordinatörümüz Furkan Hıdırlar. Bugün stajyerimiz bize yardımcı oluyor Emre Dönmez. Başlamadan önce hızlıca sosyal medya adreslerimizi bir tekrar edelim. Facebook adresimiz TRT Kent Radyo İstanbul. Twitter adresimiz TRT Kent Radyo İst. Instagram adresimiz TRT Kent Radyo İstanbul. Ve İstanbul dışındaysanız ya da online dinlemek istiyorsanız radyo.trt.net.tr. Evet. Bugün değerli bir konuğumuz var. Evet. Ee, hoş geldin Judith. Hoş bulduk. Ee, masal terapi kitabının yazarı Judith Liberman bizimle birlikte. Ee, masalların gitgide daha az duyduğumuz şeyler masallar. Ee, az yazılıyor, anlatılması çok değerli. Ee, ben masal okumayı çok seviyorum, dinlemeyi daha çok seviyorum. Ee, ve programa gelmeden önce düşünüyordum. Benim babaannem ilkokul mezunu birisi hala hayatta. Ee, ve ilk anlattığı masallar hala zihnimde duruyor ve bu inanılmaz bir şey çünkü o kadar şey okuyorsun çoğu uçup gidiyor ee, ama birçoğu orada düşünmeye sevk etmiş beni yani çocukken dinlenilen masallar o dönemde insanın bir takım gerçekliği aslında çünkü evet. o imajlar e, gerçek bir dünya gibi algılanıyor çocukta keşke yetişkin hayatta da böyle devam edebilse öyle değil mi aslında Onu bence... bir noktadan sonra birçok insan kaybediyor belki ama evet kaybetmeyenler de var ya da bu yetenek geliştirilebiliyor belki de. Bence hala bir yetişkin anlatılan şeyleri görür. Yani o ona hiçbir evet. şüphem yok. Sadece yetişkinler bu durumda kendilerini daha sokuyorlar. Kesinlikle. Yani yüz yüze bir anlattığa ne zamandan geliyor? Şimdi biz masal gece yapıyoruz. Masal gecelerde daha fazla yetişkin geliyor. Yani yüz kişi, üç çocuk, evet. 97 yetişkin. <laughs> yetişkin. Ve ben hep şey söylüyorum. Aslında Masal geceleri yetişkinler masal dinlemeyi geliyor ama çocuklar masal dinleyen yetişkin seyretmeyi geliyor çünkü çocuklar evet, etrafına, bakıyorlar, şey. etrafına bakıyorlar, etrafına bakıyor bir şey diyor, Aa! buraya 100 tane yetişkin var ve hepsi masal dinlemeyi mi geldiler? ve çok önemli bir an bence bu çocuklar için çünkü onlara şey diyoruz, sen büyüyebilirsin ve hala Masal dinlemek isteyebilirsin. Hala hayal kurmak isteyebilirsin. Ve bu söylediğinden... Çünkü yoksa bazen yetişiyoruz evet. ve şey düşünüyoruz. Yetişkinler yapmaz bunu herhalde. Evet. Ve büyük bir rahatlatma yapıyor. Yapıyor. Yapıyor ve çocuk kadar rahat hayal ediyor bence. Evet ama bizim dilimizde kötü bir şey var belki. E, masal uydurma diye bir kelime vardır değil da mi? Masal bana anlat masal anlatma. anlatma. <laughs> yani, sanki şey gibi. Gereksiz, aşağılayıcı bir şeymiş, bir şeymiş gibi. gibi ya da masal sanki gereksizmiş, gerçeklikten kopuk başka bir şey anlatıyormuş. Konuyu çarptırıyor musunuz gibi. M masal bir yalan olduğunu söylüyor bu laf. Evet. Bana masal anlatma, bana yalan söyleme. Ama biliyor musun eski Anadolu masalcılar masala yalan derlerdi. Şey derlerdi ben sizi bir masal anlatayım ya da bazen şey derlerdi. Ben size bir masa bir yalan anlatayım. Evet. Ee, yalan aslında üstüne alıyorlardı bir gurur kaynağı yani. gibi. Hı hı. Çünkü yalan e, gerçekliğin dişi evet. ve gerçekliğin dişi çıkmak güzel bir şey aslında. Yani bunun gururla yapabiliriz. Yani çünkü yalan ne zaman kötü, kandırmak amacıyla yapıldığı zaman. Evet. Ama yalan ne zaman iyi? Gerçekliğin dışında bir şey olduğunu, yani somut dünyanın dışına çıkabilmek için. Yok, o zaman bir yalan yani, iyi he. ve bana bir masal anlatma diyoruz. Ama aslında bana bol bol masal anlat. Çünkü <laughs> anlatmaya başladığın zaman ben ilk e, anlatmaya başladığım zaman böyle çok e, sıradan bir sohbet oluyordu. Diyelim taksiye taksiye biniyorum. insanlar derler ki: e abla ne yapıyorsun falan." Şimdi yalan söyleyebilirim tabii ki. Başka bir şey görebilirim <laughs> ama e, o orada yalan söylemek istemeyip e, masalcıyım nasıl ya? Ya tabii ki bu evet. e, alışılmış al, meslek bu değil şey yani değil. İstanbul taksiciler çok şey görür ama. <laughs> e, Masalcı yeni görüyor. nasıl yani işte sana der ki çocuklar ama Hayır yetişkinlere. Allah Allah. Al. Demek ki sen masan atıyorsun sana geliyor bir dinliyor ama. Evet genelde bir sonraki soru ne biliyor musun? Peki ben de gelebilir miyim? <laughs> Aslında ilk anda şaşırıyoruz. ikinci anda şey düşünüyoruz. Aslında özlediğim şey buydu. Farkında değildim. Biraz evet. da şey gibi bazen dışarıda çok fazla yetişkin var. Hepsinin içinde küçük çocuklar yaşıyor gibi. Evet. Kesinlikle. Masallı bu kapıyı açıyor. Bir yolculuğa götürüyorsunuz. Sonra kendi hayatına geri dönüyor. Kesinlikle. Değil mi? Ve aslında, Sinemada aslında yapmaya çalışıyoruz bunu ama. Evet. Ve hepimiz hikaye yazarıyız aslında. Sürekli Senaryolar içindeyiz ve kendi hayatımızla ilgili olup bitenlerle ilgili diğerlerinin başına gelenlerle ilgili aslında sürekli bir şeyler uyduruyoruz. Sen, sen yazar diyorsun hemen ya az alışkanlıktan ama hepimiz hikaye anlatıcısıyız. anlatıcısıyız. Çünkü aslında çok azınız gerçekten kalem alıp bu hikayeler yazıyor ama hepimiz hepimiz hmm. her gün bir hikaye anlatıyoruz o kesin. Akşam gidiyorsun ve diyorsun ki. Ee? Bugün nasıldı? Yani akşam eve seni bekleyen kimse, eşin, kedin, çocuğun hı hı. ve orada bir şey anlatacaksın ve orada ne anlatıyorsun orada bir bir gözün gözün önünde geçiriyorsun bütün günü. Evet. ve seçiyorsun birkaç noktaları. Diyorsun ki bugün hepsini anlatmayacaksın sabahtan akşama kadar üç dört nokta seçiyorsun ve o üç dört noktaları birleştiriyorsun. İşte o birleştirme anı. Hikayenin yaratılma anıdır. Çünkü bir hikaye alakasız noktaları bağlayan bir iptir aslında. Hı hı. Ve bu ip nasıl bağlıyorsan ona göre aslında hayatına pozitif bir ışıkla ya da negatif bir ışıkla bakarsın. Peki o ipi bağlarken insanın ruh hali, o anki duygu durumu, o ipi bağlama noktalarını tabii ki değiştiriyor değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Ve o yüzden çok bağlamak gerekiyor. Çünkü bir kere bağladın akşam eve gittin. E şimdi akşam çoğumuz İstanbul'daysak... Hı hı eve gelmişler büyük bir ihtimalle bir ulaşımla beraber geldik yani büyük bir yani bir metrobüsten sonra akşam eve geliyorsun çıktın yeni duygu durumun neydir yani <laughs> metrobüsten sonra şimdi bir ihtimal çok parlak değil yani ve geliyorsun bugün nasıl ilk anlatacağın hikaye ilk seçeceğin nöbet noktalar Yeter ya! Yeter! <laughs> ya sabah zaten trafik vardı. Akşam işte deodoran kullanmayan bir milletin arasında işte sıkışıp geldim. İşte e, olmaz ben Bodrum'a taşınacağım diyoruz. Ama dediğin gibi duygu durumu değişiyor. Oturuyorsun, sohbet <laughs> ediyorsun, şey yumuşuyorsun. Orada bir kere daha söylemek gerekiyor. E günün nasıldı? Ve orada bak <laughs> hangi başka dört şeyler seçin. Ya da bazen soru çok önemli. Sadece günün nasıldı değil ama bugün sana ilham veren bir şey oldu mu diye sorduğun zaman hikaye değişiyor. Evet. Bugün seni şaşırtan bir şey oldu mu? Başka dört hikaye e, nokta seçiyorsun. Ya da bugün farklı bir şey yaptın mı? Daha önce yapmadığın bir şey yaptın mı? O da başka bir hikaye. Ve o hikayeleri özenli kurmak. ...biz gerekiyor. Ya. Yani siz tabii ki psikolog olarak, psikiyatrist olarak biliyorsunuz... ...birçok e, yani her sesyonda, her hı hı. çalışmanızda insanları farklı noktaları farklı bir şekilde birleştirmeyi evet. farklı bir bağ kurmaya yardım ediyorsunuz. Ama günlük hayatta can kulakla birbirimizi dinlediğimiz zaman ve insanları yazabilecek en nitelikli, en güzel hikayeleri çağırdığımız zaman orada da bir fark yaratabiliriz. Kesinlikle. Bu aslında bir de e, öğrenme aracı değil mi masal? Eskiden Anadolu'da masajlar geldiğinde bu dini, ahlaki bilgileri de bunun içine gömüyorlardı. E, hatırlamayı da kolaylaştırıyor. Evet o Hala da var. Hala öyle bir araç olarak kullanılıyor mu? O da var. Yani kimisi çok kullanmak istiyor. Hı -hı. Yani... E bu soruyla çok karşılaşıyorum. Şimdi ben masal anlatmaya da öğretiyorum. Benim okulum var anlatma okulu. E anlatma okulunda bazı insan diyor ki tamam ben anlattım. Kendi özgün versiyonumu nasıl yaparım, nasıl oynarım, nasıl eğlendiririm, nasıl parlak parlak imgeler insanların zihinde var ederim de mesaj ne arada koyacağım. <laughs> ee, şimdi o kullanmak sözü bana biraz e, samimiyetsiz geliyor. <laughs> Çünkü bir kontrol içeriyor. Diyor ki ben sana bir şey anlatacağım ama bir beklentim var. Senin sadece hayal olsun diye değil, sadece gerçekliğimizden kopalım diye değil, sadece e, renkli imgeler görelim diye değil. Ben bu hikayeden sonra sendeki beğenmediğim şeyler değişmelerini bekliyorum. Bir beklentim var. Bir kolaylaştırıcı olmaz mı ama? Olabilir tabii ki ama şey olabilir mi bazen? Bu beklentisiz de hayal kurmak. Çocuklar çok net görüyorlar. Doğru. Yani bir insan, bir yetişkin onlara geliyor ve bu lezzetli bir şey. Ya şey gibi yemek içinde vitamin var. Değil mi? Yani portakal suyun içinde vitamin var. Ama portakal suyu aynı zaman çok lezzetli bir şey. Şimdi portakal suyu çocuğuna verirken neden veriyorsun? Sırf vitamin diye mi? Ya da sırf lezzet diye? Ya da arada bir yerde? Ve kimisi şey o kadar portakal suyu C vitamini olarak düşünüyor ki çocuğuna uzatır şey eder, Lütfen C vitamini iç. Bu bitecek. He, bu bitecek. <laughs> ve birden çocuk C, vit bu, C vitamini portakal suyu sevmemeye başlıyor. Aslında bütün yemekler lezzetine odaklandığımız zaman çok faydalı oluyorlar hmm. bu, Sağlıklı, lezzetli, lezzetli yemekler yaptığımız zaman. Bence keyifli yemek yap ve her yemeğin kalorisi, vitamin içeriği, demir içeriği ölçme. Düşünme şu an çocuğuma 17 gram protein e, şu kadar e, demir veriyorum deme. E, o o mesaj olur. Projelendiriyoruz biraz. Ve yani. ve lezzetli aşk sevgiyle hazırlanmış tabağa uzat ve bil ki fayda edecek ama tam olarak nasıl bilmiyorsun. Çocuğun damak tadını güven. Çocuğun sevdiği ve aradığı şeyler büyük bir ihtimalle bedenin ona söylediğini i̇htiyacı güven. ihtiyacı olan şeyler zaten. Evet, şekerden bahsetmiyorum ama diyelim çocuğun şey diyorsa ben portakal suyu istemiyorum. Belki midesi işte hassas ve asit ona iyi uymuyor. Hmm. Belki başka bir C vitamini arar kendiliğinden. Belki domates sever, belki kırmızı biber sever. Midesini daha asit olan başka şeyler seçer. O yüzden hmm. biraz damak tadını Güvenmek şey demektir, masalda çocuğuna masal anlat, mesaj düşünmeden ve çocuğun hmm. diyecek ki bu masal bayıldım, bu masala bayıldım, lütfen bir daha Hansel ve Gretel ve orada sen güven ki çekiyorsa onun alt bilinci bu masala açsa sebebi var. Belli ki bir şeyler istiyor orada. O masal ona onun alt bilincine önemli bir yolculuk yaptırıyor. Oraya önemli korkulara yüzleştirip onları aşmaya öğretiyor. Önemli bir aşı veriyor. Sen bilmeyebilirsin oğlum ama çocuğun masal damak tadını da güven. Tıpkı yani tabii ki sadece güzel masal sun tıpkı sağlık sadece sağlıklı yemekler sun. Şey demiyorum çocuğun sadece hamburger ve kola falan ver çünkü bunlar farklı. Hı -hı. Yani ama lezzetli ve sağlıklı şeylerin arasında damak tadını mutlaka güven. Hem yetişkin hem çocuğun. ...bu Avustralya'daki yerler... ...aborjinler diyorlar... Ee, ...onlar eskiden bu hayal gücündeki yaşama... ...rüya zamanı diyorlardı... Hı hı. ...masal birazcık da ona benziyor... ...çocukları, yetişkinleri bir yerden alıyor... ...rüya zamanına geçiriyor... Tabii. Ee, ...hatta çoğu çocuk yatmadan önce dinlediğinde... ...ben çocuklara anlatıyordum... ...özellikle bu eski mitolojik hikayeleri anlatıyorum... ...çok seviyorum... Ee, ...onları alıyor rüyasına götürüyor... ...öbür gün gelip sana rüyasında ne gördüğünü anlatıyor... ...hani zihni orada evet, bir tabii. anahtarla bir şey çözmeye başlıyor... Çok bu, ilginç bir şey... ...Anadolu'da masallar nasıl başlar? Bir varmış, bir yokmuş. Orada şey hatırlatıyor. Masalların zamanı, gerçeklik ve hayalin arasında çok ince bir çizgi var, bir zar var. Masallar bu zarın üstüne konmuş bir dünya. Ve hafif bir transa giriyoruz. Bazen şey diyoruz. Transformasyonel bir sanat. Trans <laughs> yaratan bir sanat. İnsanlar bazen masal geceden çıkıp şey diyorlar. E, burada değildim başka şeyler hissettim. Bir gece bir arkadaşım, kendi arkadaşı masal geceyi götürdüm. O masal gecesinde Nazım Hikmet Kötü Merkezi'ndeydik. Ee, çatı altında 150 kişi toplanmış ve oda da 45 derece. Herkes, yani ben sahnede <laughs> terliyorum, terliyorum, terliyorum. Çünkü o kadar çok insanlar bir araya gelmiş. Tabii ki sıcak oluyor. Ee, çok sıcaktı ama masal yoluyla kutuplara gittik. Ve bir kutup ayının peşinde koşup buzulların altına atladık. ...orada yüzdük, kemik olduk, birçok şeyler oldu. <laughs> Ve çıkarken arkadaşım kendi arkadaşına şey dedi... ...nasıldı senin için? Ve arkadaşı şey dedi... ...hiç bu kadar üşümemiştim. <laughs> Gerçeklik nerede? Gerçeklik 45 derece. Ama hayal nerede? Buzulların altında. Ve bu kişi çıkarken dedi ki... ...hiç bu kadar üşümemiştim. İşte bu transın yarattığı bir şey... <laughs> ...ve masal bizi işte o, o ara uyumuyor... Ama rüya zamanı görüyor. Her şeyin i̇şte buna... farkında ama başka bir gerçeklikte Gözler uyanık bir rüya diyor. Zaten mesela. bunu gündüz rüyası diyoruz işte. Evet. Aslında bu bir çeşit trans. Transın kendisi ve bir hipnotik telkinlerde de değil mi? masal ya da bir şeyleri imajine ettirmek ve orada gibi hissettirmek. Farkındalık değişmeye başlıyor. Evet o bilinç düzeyi değişmeye başlıyor. Zaten hipnotik durum dediğimiz uyumak değil. Sadece bir çeşit gündüz rüyası. Bilincin başka bir boyutu ve orada toplu halde onu yaşadılar anladığım kadarıyla. E, tabii ki her ay aslında <laughs> masal zamanı bu. Masal masalın da buydu. Aslında şimdi e, e, şehirde psikologların yaptığı köyde uzun zamandır masalcılar yapıyorlardı. Yani evet. e, program başlamadan önce evet, şey konuşuyorduk, konuşuyorduk <laughs> ya birçok e, psikolojik hastalıklar şehir insanların hayatı e, hastalık olduğunu Hı -hı. söylüyorduk. Çünkü köyde bunları yaşandığı zaman geleneksel araçlar vardı. Ve ona psikolog yerini alıyorlardı işte. Ailenin içinde bile vardı, kendi kendilerine çözüyorlardı, evet. iletiyorlardı yani. Tabi ve çok önemli yani akşamüstü bizim ritüelimiz nedir çocuk çocukla yani bu rüya zamanı rüyadan önceki rüya zamanı uyanık rüya Hı -hı. hem onun rüyasına bir ip veriyor, bir yol veriyor hem de ondan önce bir şey çözmeyi fırsat veriyor. Bazen yetişkine çok korkuyor. Diyor ki ben şu gelenksel masal anlattım, sonra çocuğum e, kurtan kortunu söylüyor söyledi. Bu masal onu korkuttu ve hep şey söylüyor. Bu masal değil onu korkutan. Var olan bir korku, bu aracı ile beraber ifade etme yolunu buldu. Hı hı. Ee, yani şey daha önce gündüz bir şey yaşadı ya da bu hafta bir şey yaşadı ve bu korku onu korkuttu. Ve Korku ifade etmeyi yolunu bulamadı. Sonra geliyor sana bir şey diyor. Cadıdan korkuyorum ya da korktan kork korkuyorum ve orada var olan bir korku ifade ediyor ve o masal alanın üstünde bu korku da temizliyoruz. Çünkü kurt günün sonunda kazanmıyor, cadı günün evet, sonunda kazanmıyor. Evet. Korktuğun şeyle <laughs> yüzleşiyorsun ve ondan sonra onu aşıp gidiyorsun. Yani ve sana onun haritası diyor ki evet hayatında mücadele olacak. Ama sen akıllısın, sen direnişlisin. Evet kaybolabilirsin ama dönüş yolu bulursun. Evet bir insan seni yemeyi çalışabilir yani yemeyi çalışabilir derken senin sınırları aşmaya çalışabilir. Kötü niyetli insanlarla karşılaşacaksın. Evet senin üstüne hüküm almaya çalışabilir. Seni kendi bedeninden bir parça etmeye çalışabilir. Seni kendi amaçlarıyla kullanmaya çalışır. Seni doyurmak için kendisini kendi bedeni ya da kendi ihtiyaçları doyurmak için seni kullanabilir. Karşılaşmadık mı böyle insanlarla? yani, <laughs> ve, ve, bazen bazı insanlar diyorlar ki masal anlatmasan o zaman çocuğumun hayatında cadı olmaz. Hayır, masal <laughs> anlatmazsan çocuğun hayatına hala cadı olur. O sen olabilirsin ayrıca <laughs> ama onun hakkında konuşmayız ve sağlıklı Doğru. olan bu değil tabii ki. Madem var, var olan şeylerden konuşalım. Şey gibi değil mi? Biraz da mesela ölümden bahsedilmiyor çoğu ailede. Evet. Hatta birisi evet. öldükten sonra bile bahsedilmiyor. Çocuk içinde onunla nasıl baş edeceğini hiç öğrenemiyor. Evet. Atıyor içeri buz gibi bir şeyler oluyor, evet. kalbi soğuyor. Ben Grim kardeşlerin masallarını çok seviyorum. İki cilt onu almıştım ve başında bir açıklama yazmışlar. işte bazı bölümleri çıkarttık diye. Hmm. Ee, orada yayın evinin adını şimdi. işte diyor evet. ki bir masalda mesela kardeşler bir alıyor fırına atıp yakıyorlar. Hı hı. Okuduğun zaman çok korkunç geliyor ilk başta, ama hı. sonra yine dediğine geliyor. Yani evet. bir şekilde bizim içimizde olan bir korku, ölümle evet. bağdaşlaştırdığımız bir şey. Evet. Öyle değil mi? E, aynen öyle. Yani e, o ölüm meselesi örneğin bazı öğrencilerim ee, ...okullara gittikleri zaman... ...ya da bazı bir öğrenci bana şu hikaye anlattı. AVM'de masal anlatıyor. Hmm. Ve o anlattığı... geleneksel bir Anadolu masalın içinde... ...bir avcı var ve bu avcı bir ayı öldürüyor. Masal bittiği zaman... ...bir tane okul direktörü gitti ve dedi ki... ...siz deli olmalısınız. Çocuklara nasıl ölümden bahsedersiniz? Ölümden bahsedip orada bir ayı ölmesi... ...yani sonuçta bu çocuklar... Et, sonuç, <laughs> ...et yiyorlar yani. yani sonuçta evet. ee, çoğu... Ayet <laughs> Ayeti değil ama sonuçta evet. hayvanların öldürülmesinden <laughs> evet. haberdarlar. Yani kurban bayram yani. denen bir gelenek var bu <laughs> Tabii ülkede. Yani bu çocuklar belki şahit olmuşlar bir hayvan ölmesini Yani orada avcı bir yani evet, günlük, günlük hayatınızdan bir parça şey yapıyor. Dedi ki bahsetmemeniz gerekiyor. Ölümden sadece psikologlar bahsedebilir. Ay şimdi bu beni çok düşündürdü. Şimdi nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Çocuklara ölümden hiç bahsetmeyelim. Masalda hiçbir şey ölmesin. Ee, <laughs> balık almayalım, kaplumbağa almayalım, onlar ölür sonra üzülür. Hiçbir şey ölmesin. Ölümsüz, müşüz gibi davranalım. Sonra bir gün Allah korusun, bu çocuğun bir akrabası, bir sevdiği ölecek. Ve o gün o gün onu uzun seneler için psikoloğa götüreceğiz. Uzun bir yolculuğa evet. Burada uzun bir öyle çünkü 8 yaşındayken <laughs> ölümsüz olduğunu düşünürken birden sevdiği bir insan ilk defa ölürken o an ölüm deden bir şey olduğunu açıklamamız gerekiyorsa o zaman çok geç kaldık. Evet. Daha önce ben şey diyorum. İlk ölüm karşılaşma işte şey olabilir. Masalda ...sevilmeyen bir karakter yok olabilir. Ee, ondan sonra bir balık ölebilir. Bir... E, ...ben çocukken anlatıyorum benim su kaplumbağaları vardı yani... ...kendi hafızamda on tane olmuşlar... ...anneme göre iki tane olmuşlar ama... <laughs> ikisi ...iki tane annem dedi ki iki tane öldükten sonra... ...bir daha bu zavallı yaratıkları almak istemedik ama... E, ...yani bu su kaplumbağaları atılıyorum ...saksıda gömmek benim için zor olmuş çocukken... <laughs> ...ama bir hazırlık... neyi hazırlık? Yani sonradan hayatımda karşılaşacağım başka ölüm. Sel e, gelişimin bir parçası mecburen duyacağız aslında. Bir yolculuk yani hepimiz sonuçta yani sevmiyoruz bu durumu ama Herhalde. ölümcülüz yani <laughs> hatırlatmak istemem ama öyle yani hepimiz ölümcülüz ve bu gerçeklikle beraber yaşadığımız zaman zaten daha nitelikli hayatlar yaşıyoruz. Judith e, şu ana kadar masallardan bahsettik sen bu yola nasıl girdin bu yolculuğa nereden başladı? Ben biraz e, çocukken kazan içinde düştüm diyorum çünkü e, biraz sıra dışı bir ortam içinde büyüdüm. 70'lerde biliyorsunuz Avrupa'da birçok e, bir nesil köye dönüş yaptım. Ee, şehirli bir nesil köye dönmeyi karar verdi bu yetmişlerde işte bazen e, hippi denir e, Hipler, ya da çiçek e, çocuklar, çiçek çocuklar <laughs> işte babalar denir bazen yani Fransa çok babalar kullanıyor ...Baby Boomers... Ee, bebı e, e, şey e, nesil aynı zamanda işte ailem o, o gruptan bir parçası bir köyde, Burgonya'da bir ev kurdular. Orada bir çok arkadaşlarla beraber. Annem dokuma ile ilgileniyordu, babam kök boya yapıyordu. Tabii ki babam aynı zamanda işte üniversite okumuş, işte MBA yani business bilen bir adam ama orada işte parasız uzun seneler beraber yaşadılar. İşte arkadaşları sepet örme yapıyorlardı ya da deri çalışma yapan, e, geleneksel sanatlar, halk sanatlar ve köy yaşamla beraber ilgilendiler. Kendi istedikleri bir geçişti yani. Hı? Kendi istedikleri bir geçişti bu. Tabii arada. ki, tabii Hı -hı. ki. Ee, şehir yıl o şekilde bir yaşam? 11 sene boyunca onların komünü oldu. Ee, Birçok arkadaşlar. O komünde aynı zamanda dokuma ve geleneksel sanatlar öğrenmek isteyen insanlar da geliyordu. Ee, ya da bunları yapan arkadaşlar vardı. Tabii ki bizim orada televizyonumuz yoktu. Bizim dev bir e, ateş yeri vardı. Hı -hı. Ve akşamüstü e, genellikle parmak tığı yapılıyordu bizim e, orada. Hı -hı. Çünkü e, terlik yapar, e, örerdik. Parmakla çiğ tekniği var. Hmm. Ve ondan yün terlik yapardık ateş başında. Ve e, yani yapardık diyorum ben o yaşta yapmıyordum. E, ama o, o da ateş başında herkes oturuyordu. Bir gitar vardı, şeyler vardı, işte e, şaraplar vardı, sorbetler vardı. E şimdi masal zaten yaşayabilmesi için bu ortama ihtiyacı var. Ne lazım masal için? Masal bilmek ya da masal kitap ya da masal ne lazım? Bir ortam lazım. O ortamda ekran olmayacak. O ortamda bazen ateş olsun <laughs> yardım ediyor. <laughs> o Ortamda belki elektrik kısıklığı olacak ve o ortamda insanlar sessizliğe izin verecek. Bu çok zor bir şey. Bizim çağımızda. Evet, evet. Ama sessizliğe nasıl izin veririz biliyor musun en güzel? En kolay. El işi. Herkesin elinde bir iş varsa, bir tığ, bir <laughs> kaşık oyma, bir seramik, bir ...toprak parçası, bir tamir, bir odun parçası, oymak bir şey. Evet. Herkesin elinde bu varsa o zaman konuşmak zorun zorunluğu kalkıyor. Hı -hı. Çünkü şu an meşgulüz. Yani şey olabilir, fasulye ayıklamak olabilir bu. Ama ve o ortamda fasulye ayıklarken güzel bir sessizlik... Huzurlu bir sessizlik oturur. Orada fasulyeyi ayıklarken hemen söyleyecek bir şey bulayım. Aman falan böyle çok rahatsız edici bir sessizlik. Kızlar doğuyor, habide habide falan kız doğuyor, Türk kız doğuyor falan. Deşe olmuyor. Ee, e, yok orada huzurlu bir sessizliğin içine birden gerçekten aklında güzel bir imge gelmeye başlıyor. Hayalinden gelir. Ve orada masal çok güzel anlatılıyor. Şimdi o yüzden masal en güzel nerede anlatılıyor bugün? Mutfakta yemek hazırlarken hikaye evet, anlatıyoruz. Evet. Çay etrafında eğer cep telefonlarımız kapatıyorsak, tik 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 kaşıklar dönüyor. O da bir el işi yani Yeter, yeterli bizi tutabiliyor. Ee, sigara içenler çok kıskanıyorum. Ben hiç sigara içmemiş <laughs> bir insan olarak e, sigara içenler ve e, bir kere Ahmet ümitle Ümit bunu konuşuyorduk e, ve şey düşündük. Ateşin de çok önemli bir yeri var. Bak çay da bir ateş var. Çay ocağında, çay ocağı adı üstünde, ocak. Dönüştürücü bir güç evet. zaten eski evet. zamanlardan beri. Sigarada bir ateş var, mutfakta bir ateş var. Soba ile büyüyen herkes masal büyümüş. Benim böyle bir idam var yani. Evet. Eğer senin evinde soba varsa ve e, sebeplerden biri bu. Eğer sobalı bir evdeysen tek ateş. Her odada bir soba olmaz. Evet bir yerde yani soğuk odana gitmeden önce uzun uzun saatler o ortak alanda kalırsın. Herkes kendi odanda kendi bireysel e, kalorifer ile e, kendi dünyasını yaratmaz ve o ortak alan o sessizliğin içinden doğuyor masallar. Yani benim büyük şansım bu oldu ama aynı zamanda Anadolu'da benimle beraber birçok insanlar soban etrafında büyüdüler ve bunu biliyor. Yani soban etrafında senin kestanen pişmesini beklerken orada doğuyor masalı. Yani evet. o, o lazım. Evet. Ve orada yani soban varsa kestanen varsa masal ha. bilmesen de masal orada doğar. Ama masal bilebilirsin milyonlar. Ama sürekli elinde cep telefonu düşmediği için anlatma fırsatı bulmasın. O yüzden evet. en önemli şey bu alanlar yaratmak gerçekten. Ben biraz onun içinde büyüdüm. Ve tabii ki köy hayatına hayranlık olan bu ailemi ve arkadaşları aynı zamanda türkü yani bizim geleneksel Fransız şarkılarımız, halk sanatlar ve masallarla ilgilendiler. 70'lerde Fransa'da, Avrupa'da ve Amerika'da masal anlatıcılığın yeniden canlandı. Kaybedilmiş bir sanattı ve yeniden keşfedildi, yeniden değerlendi, yeniden anlatılmaya başladı ve o nesil yeni bir nesil anlatıcı yarattı. Ve onlar okullara gitmeyi başladılar, hastaneye gitmeyi başladılar, huzur evlerine gitmeyi başladılar. Bir şehir masalcı mesleği doğdu 70'lerde. Benim annemin en yakın arkadaşı o mesleği seçti ve... Sonradan o da yeni anlatacağını e, yetiştirmeye başladı. Ben de onun öğrencisi oldum. Çok genç bir yaşta. E, zaten onlar bir dernek kurdular. Söz sanatı, sözlü sanat üzerinde. Hı. Festival düzenliyorlardı, masal buluşmalar düzenliyorlardı ve ben bu ortamda büyüdüm. Ormana giderdik, ormanda masalcı olurdu. E, ...masallı yürüyüş... ...yürüyüş organize ediyorlardı. Yani ağacın arkasında saklanmış... ...taşın üstünde bekleyen masalcılar oluyordu. Ve orada gezerdik. Geziyorsun <laughs> ormanda. Ondan sonra birden geliyorsun... ...aa bu da kim varmış? Orada bir masal anlatıyordu. Ondan yürüyüş devam ediyor başka bir yerde... Aa, <laughs> ...bu da kim varmış, bu da bir masal anlatıyordu. Böyle festival düzenliyorlardı. O kontekst içinde büyüyen ben... ...ben masallara çok genç aşık oldum. Çok genç de anlatmaya başladım. Çünkü alan vardı anlatmak için. 14 yaşındayken ilk eğitimimi aldım. Sonra konservatuarda... ...çünkü bu sanatı büyüdüğü için 70'lerden beri... ...onun konservatuvar eğitimi var. Paris'te konservatuvar programına gittim. 19 yaşındayken. Bu masal anlatmayla ilgili masal mi? Masal anlatma bir sanattır. Bir performans sanatıdır. Bazen insanlar şey diyorlar... Aa, Tiyatronun bir türü. Hayır, tiyatrodan farklı. O da bir performans sanatı. Tiyatro da bir performans sanatı. Masal anlatmak da bir performans sanatı. Pantomim de bir performans evet. sanatı. Modern palyaçoluk ya da fiziksel şey palyaçoluk da bir performans sanatı. Onlar farklı kuralları ve kuramları olan sanatlar. Anlatıcılık tiyatrodan farklı olarak tiyatro sanatı bir maske takma sanatı. Ben ben değilim. Röle ben başka. Sürekli. Rol yapıyorum. Ama masalcı rol yapmaz. Masalcı der ki yani ben masalcı olarak geliyorum. Diyorum ki adım Cudit. Yani farklı hmm. bir insanmışım gibi gitmiyorum. Günlük hayata giydim aynı kıyafetleriyle beraber e, geliyorum ve sesim de var. Mas karakterlerimin de sesi var ama benim de sesim var ve bir rol yapmak değil. Hmm. Ama beraber bir işte bu daha önce bahsettiğimiz e, hafif trans halinde girip o e, o hayala beraber gitmek. Hayırlı bir dünya yolculuk. Hı hı. Aynen öyle. Ve bu, bu bir halk sanatı. O yüzden bazen gerçek sanat yani böyle bir sistemi var biraz ona doğru. Ee, halk sanatları sanat yerini koymama alışkanlığımız var bazen ya da kimse. Yani çünkü evet. köyden geldiği için değer vermiyoruz. Oysa ki halk sanat sanattır. Yani gerçekten gerçek de adıyla. Şimdi performans sanatların şehir tarafı tiyatro, köy tarafı masal. Hı hı. Ee, ve o yüzden kimse tiyatro bir sanat olduğunu tartışmazken birçok insanlar masal bir sanat olduğunu duyduğu zaman Allah Allah bilmediğimizden şey aslında bir, biri bana şey dedi masal bir sanat olamaz ya anneannem masal anlatıyordu <laughs> sanat ya. kardeşler evet bir işte diyorum evet masal bir sanat ve senin anneannen bir sanatçı ama anneannesi sanatçı olarak hiç görmemiş çünkü eğitimi almamış <laughs> eğitimsiz bir köylü kadın olarak onu sanatçı yerine yakıştıramamış ama neden olmasın Kendiliğinden resmi öğrenen ressamlar var. İşte Paul Gauguin vardı Fransa'da. Ben evet. çok severdim. O öyle başlamış yani. O ee? da sanatçı. Bir okula gitmemiş aslında. Evet. Ee, şeyde Ben TEDx'i e izlemiştim seneyi. Çok da hoşuma gitti. Sonradan takip ettim. Ee, orada başka bir konuşmada İngiltere'den Profesör Ken Robinson var. Hmm. Ve biraz önceki şeyden bahsediyor adam diyor ki şimdi görsel sanatlar diye ayırdık işte başka sanatları evet. ayırdık birisi diğerinden nasıl üstün olabilir ki diyor adam Değil yani mi? hepsi sanatçı evet, evet. birisinin puanı daha yüksek işte birisinin okulu daha okulu. pahalı evet birazcık ona Yapar. geliyoruz aslında <laughs> evet arada evet. kendi çizgimizi çizecekmişiz biraz önce sen masal anlatmak için en iyi ortam derken ateşten bahsettin doğadan bahsettin birçok insanın içinde otomatik olarak aslında şu duygu var yani bir su kenarına ya da bir göl hmm. kenarına, hmm. ya da bir yüksekten bir doğa manzarasına, ya da bir ateşin başına. Bu konuda otomatik bir ilgimiz var bizim farkında olmadan. İçgüdüsel bir şey değil mi? İçgüdüsel. Evet. Herkes manzaraya bakmak ister. Program evet. başında konuşuyorduk. Ben dedim ki gelen insanların çoğu danışanlara soruyorum. Sizi rahatlatan neresi var eğer olsaydı? Gerçek Hı -hı. olmasına da gerek yok. Hı -hı. Neredeyse hepsi senin söylediğini söylüyor. Evet, su kenarı, evet. ateş kenarı. Evet. değil mi? Bir sobanın başı. Ruh, orman, Açılır. ormanın ortasında. <laughs> orman, ağacın, yaprağın hışırtısı. Evet, evet. Başakların sallanması. Şimdi otomatik olarak bizi buraya çekiyor. Ve biz oraya çekildiğimizde ve o huzuru hissettiğimizde aslında zihinde de birçok şey canlanmaya başlıyor. Tedicilenecek kendinde Kendi hayatımız bazen. Bazen, bazen evet. ondan da çıkabiliyor insan. Şimdi onun için... Ee, acaba neden böyle bir şey var? Bu ihtiyaç. Yani e, bu suya olan ihtiyaç, ateşin başında durmaya ve bu konuşmaya. Hmm. Demek ki insanın içinde aslında masala karşı ya da bu ortama karşı doğal bir ihtiyaç var. Evet. Ve sanat olarak düşündüğünüzde babaannenin anlattı bize dokunan bir tarafı var. Çok hmm. yoğun bir şekilde dokunuyor hatta. Kendi Onun için de, açılıyor kutlar değil mi? Evet bunun tedavide, terapide etkili olması tartışılmaz bir şey aslında. Kesinlikle. Evet, çok dönüştürücü gücü e, var. Zaten bütün psikologlar e, mitleri de kullanıyorlar. Sonuçta hı hı. ödipten bahsediyoruz. Ödip bir mit. Yani e, elektra mitolojiden geliyor. yani Mitolojinin amaçlarından birisi de bu aslında. Tabii ki. E, yani, İnsanı geçmişine kendine bağlamak biraz. Yani, masallara ben e, arkaik bir psikolojik sistemi hı. görüyorum. Hı hı. Yani arkaik, eski ama ilkel değil. Yani basit bir psikolojik sistemi değil. Evrensel. Mas Evrensel e, masallar örneğin şu an modern psikolojinin bahsettiği e, iyi anne kötü anne ayrımı masallarda direkt var. İyi anne var bir de üvey anne var. Evet. olarak o masallarda çok anlatır, överek anlatır hem de. Ta, tabii ki yani birçok psikologlar zaten yani Bruno Bettelheim var e, de, e, masal üzerinde yazıyor ve e, masalları kesinlikle Bruno Bettelheim'in kitabı e, ünlü bir psikolog. Hı hı. 70'lerde çıktığı zaman 70'lerde Avrupa'da masalları biraz masallanan biraz korkmaya başlamışlardı. Masallar çocuklara anlatmayalım. Demin söylediğin hmm. sebeplerden dolayı. işte içinde fırın var, yakmak var, yutmak var, öldürmek var, dönüştürmek var. Bu düşman başıma anlatmayalım böyle <laughs> şey anlatalım. Pembe şeyler anlatalım. İşte ziplayan küçük işte mutlu tavşanın hikayeyi anlatalım falan ve hayat hep pembe olsa, hep şey olsa kötü şeyler olmasa üzücü hiçbir şeyden bahsetmeyelim. Masallardan uzaklaşmak istediler çünkü masallar travmatik olacaklarını düşündüler. Hem çocuklar hem yetişkinler için. Hmm. Ama Bruno Bettelheim şey diyor, dikkat edin. Masalları dinlemek travmatik değil, masalları dinlememek travma yaratır. Çünkü masallar günlük hayattaki bahsetmediğimiz travmaları iyileştirmemize yardım ediyor. Bu bir araç. Filtresiz geliyor onlar. Ve, ve <laughs> o, ya e, aynen. <laughs> ve anlatmayarak iyileştireceğinizi... düşünürken anlatmayarak oysa ki çok önemli bir iyileşme fırsatından kaçır, fırsatını kaçıracaksınız. Yani... Ama burada bir soru geldi sormak istiyorum. Birçok insan da... bazen hani masallarda hep tabii ki terapotik olarak e, iyilerin kazanması e, değil mi? Hikayenin kötü olaylarının sonunda iyilerin kazanması hı hı. her zaman bize iyi hissettiren bir şey. Kötülerin kazan ama bazı insanlar realite böyle değil. Kötüler de kazanıyor gibi bir duyguya kapılabilir. Masallarda bu konu nasıl işleniyor? Yani şimdi eee kahraman yolculuğuna bakarsan, kahraman yolculuğunda e, ...Karhaman... kahraman ...konfor alandan çıkar. Yani çok... ...çok şey üretiyor bizi. Karhaman yolculuk... ...Joseph Campbell'in e, bir... E, ...arketipal bir e, hikayeden... ...bahsediyor. Ve aslında orada... ...dünyada anlatılan bütün mitler ve... ...masallara bakıp bir ortak bir iskelet... ...olduğunu fark etti. Ve ortak iskelet... ...yani biz içgüdüsel olarak... anlatımız bir masaldan bahsediyoruz. Hı hı. Ve ortak iskeletin içinde e, işte önce kahraman konfor alanından çıkar. Sonra işte yola çıkar. Düşmanla karşılaşır. Testlerle karşılaşır. Yardımcılarla karşılaşır. Ve dibi vurur. Dibe vurur. Hemen hemen ölümle yüz yüze gelir. Ve ondan sonra Ha, dirilir ve çözülür ve bunu Hollywood filmleri de kahraman yolculuğu takip ettiği için çok alışız yani şey oluyor e, ejderha ile savaşıyor çok savaşıyor çok savaşıyor sonra tak ejderha bir tanesi yapıştırıyor tak yere vuruyor ve e, diyoruz ki aman kahraman öldü ama alıştık ki ölmemiş olacak bu kahraman ölmemiş olacak yani öldü 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 eminiz sonra işte kahraman işte kan kaybından enerjisi gitmiş ama çorabından kürdan gibi bir hançer çıkartır ve o hançerle tek bir darbeyle ejderayı demin kaç darbeyle hiç zarar verememiş olan bu ejderayı tek darbeyle yok eder. Ve hepimiz şey diyoruz. Aa, bu Hollywood filmine hiç gerçekçi değil. Şimdi bu mümkün mü şimdi? Yani bu adam böyle o kadar yaralanmış, o kadar kan kaybetmiş. Ejderi o kadar güçlüyken son dakika bu savaşı nasıl kazanabilmiş? gerçekçi değil. Hayat öyle değil. Ama gerçekten hayat öyle değil mi? Sen bunu yaşamadın mı hayatında? Hiç en büyük korkunla yüzleşip kaybettin mi? Ve kaybettikten sonra yeni güçler yani dibe vurduktan sonra hı hı. bir daha ayağa kalktığın zaman on kat daha güçlü olduğunu gördün mü? Hani bir sevgili senden ayrıldıktan sonra ve gerçekten o ölüm noktasına geliyorsun. Gerçekten dibi vuruyorsun. Ve diyorsun ki bir daha sevmeyeceğim, bir daha kalbimi açmayacağım, bir daha bir daha bir daha bir daha bin kere söylüyorsun bir daha ayakta kalkmayacağım diyorsun ama bir bakıyorsun ki bir süre sonra ayakta kalkıyorsun evet, <laughs> ve bir daha ayakta kalktığın zaman daha güçlü kalkmıyor Kesinlikle. Kesinlikle. Ve bu aslında e, masallar olgusal olarak gerçekçi olmayabilir ama mana olarak gerçekçi yani mana olarak bizi hatırlatıyor ki en büyük darbe yedikten sonra bir daha ayakta kalktığın zaman daha güçlü olursun, daha zayıf değil. Çünkü artık bunu yaşadın ve buna rağmen kalkabilmişsen o zaman daha güçlü olursun. Ve gerçek bu. Ya da yani iyiler, kötüler bazen kazanır. Evet, olgusal olarak yani gerçekçi dünyaya baktığın zaman belki. Ama ben mana olarak buna inanmıyorum. Yani e, gerçekten birine zarar veriyorsan içinde belki bir yerde suçluluk olarak sende kalacak Kazandınız ya da enerji olarak şey yapıyorsun ya da biz toplum olarak kazanmıyoruz Hı -hı. ya da şey yani e, kötülük kazanmaz ben buna hiç inanmıyorum evet. öyle görünüyor olabilir şey demiyorum yani hile yapıp para kazananlar olabilir o parayı kazanmış olabilir ama hayatı kazanmamış. Yani e, mana kazanmamış, manasal aslında. E, <laughs> evet. e, ama gerçekten yani evet, e, Bu söylediğiniz şey bana Nietzsche'nin bir şeydi, sözünü hatırlattı. Yani insan e, gerçek anlamda tam bir insan olabilmek için önce kendini yakıp küllerine dönüşüp sonra tekrar ayağa kalkıp o külleri yerden alıp savurmadıkça gerçek insan olamaz diyor. Aslında travmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu ve travma içinden sağlam çıkarsak. Nasıl bir olgunluk düzeyine ulaşabileceğimizi bahseden. Bizim işimizin mi? de büyük parçası aslında bu anlattığınız şeyle ilgili. İnsanlar bir yarayla geliyor. İşte ya yasla geliyor ya başka bir sorunla. Ve işte çalışırken diyor ki ya çok korkuyorum o duyguya tekrar dokunursam. Ben diyorum ki olabilecek en kötü şey içinden o duygu çıkar. Sen şu ana kadar neredeyse her gün yaşadın ölmedin. Demek ki daha güçlüsün zaten. Ve senin içinden yaşamadığın bir <laughs> şey çıkmayacak. Sürpriz bir şey yok yani. Evet. Sadece gireceğiz onu yeniden düzenleyeceğiz. Zaten, yeni bağlantılar kuracağız. O bu... olaylarda tekrar yani sonuçta yeni bir hikaye yazmıyor muyuz? Evet. Evet. Yani çok sevdiğim bu bıraktığımız geride bıraktığımız travmalar genellikle üstüne kapak koymayı seviyoruz. Hı hı. Ama gün gelir ki bir daha ziyaret etmemiz gerekiyor. Yaptığımız kötülüklerle değil bir daha ziyaret etmemiz. Yaptığımız hatalar ya da zararlar da bir daha ziyaret etmemiz gerekiyor. Uğradığımız zararlar da bir daha ziyaret etmemiz gerekiyor. Bir tane hikaye ee, şöyle gidiyor bir tane aham var gerçek bir hikaye ee, çok meşhur bir e, New York ahamı ve bu aham Varsovi'de Polonya'da yaşamış Varsov'da Polonya'da 2. Dünya Savaşı'nda yaşamış. Ee, ve tabii ki İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudi bir kişinin çok zor şeyler yaşamış olacağını bekliyoruz. Ve sonra Amerika'ya, yani yaşamış İkinci Dünya Savaşı'dan sonra Amerika'ya gitmiş. Çok rahat, çok güzel e, bir hayatın devamı ne oldu. Sonra bir gün yaşlıyken döndü oraya. Ve insan dediler ki neden, neden Varşova'ya dö dönmeye ihtiyacın var? Ne yaptın oraya? Ve dedi ki oraya bıraktığım bir şey vardı, onu almam gerekiyordu. Neydi? Dedi ki 18 yaşındayken Vahşov'da yürürken iki SS e, polisle karşılaştım. Ve onlar beni dövdüler. Ve onlar beni öyle dövdüler ki benim beninim ölüymüş gibi o köprüde bıraktılar. Ve benim ben yürüdüm ama o yaralı beninim burada kaldı dedi. Ve o yaram o köprüde daima kaldı. Vahşov'a geri gidiyorum. Çünkü bu yaralı 18 yaşında benliğimi Oradan alıp bu dünyada bu yara bırakmak istemiyordum. Evet. Yani bu beni çok dokunan bir şey yani. Çemberi e... kapatmaya gitmişler. Çemberi evet. kapatmaya gitmemiz gerekiyor. Yaralanmış benliğimizi dünyada bırakmayalım. Yani. Onu bir de hmm. öfke onları... kinle besliyor insanlar farkında olmak. Ve o enerji kalıyor o dünyada yani. O yüzden geri gitti ve dedi ki ben bu yarayı bırakmayayım dünyaya. Ben onu alayım, ben onu e, iyileştiririm. Hmm. O ...o yerde, o geride... ...bazen bazı şeylere geçmişim dizi bırakıyoruz... Evet. ...çok geride kaldı, çok uzakta kaldı... ...o köprüler çok uzak... ...hatırlatıyor bize, yani... ...günün sonunda... ...sen geri ziyaret etmiyorsan... ...dünyadan ayrıldığın zaman... ...o yaralı benliğin orada bırakıyorsun. E, masaldan bahsettik... ...kitaptan hiç bahsetmedik. <gülüyor> <gülüyor> Kitabın değişik bir yapısı var... ...belki okumayanlar biliyordur, biraz bahsedelim... E, ...her bir... Yani ...küçük küçük masallardan oluşuyor... Her birinin sonunda küçük alıntılar var, küçük öğütler, tavsiyeler var. Ee, gününü nasıl değiştirebilir diye. Bir de programdan önce biraz rastgele açıp okumadan bahsetmiştik. E, ee, evet. Kitabı birazcık özetler misin? İnsan bunda ne bulacak? Nasıl faydalanmalı bir? aslında bu bir oyun daveti. Yani e, uzun zaman ben masal geceleri şimdi senelerdir İstanbul'da yapıyorum. Çok küçük başladık şimdi. Yüzlerce insanlar toplanıyor her, her ay İstanbul'da. E, ve her masal geceden sonra biri gelirdi şey derdi. Bunları yazman lazım. Mutlaka bunları yazman lazım. Ee, ve ben çok karşıydım. Ee, çünkü yeniden canlandırmaya çalıştığım şey sözlü sanat. Ve bizim şehir kültürümüzün içine yazılı sözlüden her zaman daha önemli. Yani yazıyorsan e, hukuktur, iyidir ama evet. söylersen yani derler ya sözlü çağır yazı kalır Doğru. falan. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Uçmak güzel bir şey. Söz uçar. <laughs> i̇şte ne istiyoruz? Kalmak mı istiyoruz? Uçmak, uçmak mı istiyoruz? O yüzden konuş. Yani sözünle beraber uç. Yani söz uçar e, fikirle beraber. Ben dedim ki daha fazla anlatayım. Yazmayın. Ve insanın yaradıkları ama ben çocuğuma daha anlatmak istiyorum. Diyordum ki tamam dinle. Kalbinde tut ve Beğendiğin masalın akşam git ve çocuğuna anlat. Yani Bazen insanlar da video çekerdi. Derlerdi ki video çekiyorum çünkü akşam bu masalı çocuğuma göstermek istiyordum. Diyordum ki hayır video çekme. Akşam çocuğuna sen anlat. Yani gözüne bakarak. Yani Sonuçta masallar böyle yaşadılar yüzyıllar yüz boyunca. E, ağızdan ağza, ağızdan ağza daha iyi, daha kaliteli, daha nitelikli bir aktarım yapıyoruz. Çünkü bir e, telefon bir ekrana aktör, bakmak... Tabii yani çok keyifli değil, çok şeylere bakıyoruz ama e, babanın gözüne bakarak beraber eğlenerek hayal kurmak bambaşka bir şey. O yüzden dedim ama hayatta zaten karşı olduğum olan her şeyi <laughs> sonra yaptım yani yüz kere yanadım onlara. O yüzden şey e, Alişim ya yani ne zaman ki bir şey büyük bir karşılıkla beraber çıkıyorum, biz ne sonra e, barışmak e, durumdayım. Yani bu <laughs> tabii ki. E, bu kitabı bir fikirden geldi. Ben çocukluğumdan beraber, e, çocukluğumdan beri pardon, e, masal kitaplarımı çok seviyorum. Ve onları rastgele açıp bir sorun olduğu zaman, bir sorunla karşılaştığım zaman masal kitaplarımı açardım ve orada bir tavsiye alırdım. Ve İstanbul'da birkaç arkadaşlarıma aynı şey yapardım. Gelirlerdi bir dert anlatmaya ve ben bir tavsiye vereceğime şey derdim. Ben seni dinledim ama istersen bir şey ben söylemeyeyim. Bir masal açalım. ve bakalım. Rastgele sana gelen masal sana neler Ve masal açardık, okuduk ve arkadaşım, arkadaşlarım şey derlerdi. Hı, hmm, bu masal bana çok bir şey söylemedi. Ee, ve ben dedim ki ama çok denk geldi. Tam dersi baksana bu masal şeyinden bahsediyor ve senin derdin de çok benzer. Bak onun benzer noktaları görüyor musun kendi ve bu masal hakkında? Ha, sen söyleyince Şimdi mantıklı geliyor ama daha önce bu bağlantı kurmamıştım demeye başladılar ve bu arkadaşların manaşediler yani güzel olur. Sen bir masal kitabı yazsan da ardında e, o küçük yaptığın masal yorumları koysam çünkü sen anlatınca bu masal bunu söylediğini görüyorum da sen anlatmadan bu masal bunu söylediğini Hı -hı. görmüyorum. Bağlantıyı kolaylaştırıyor yani. Bağlantı Hı -hı. kolaylaştırmak için ve bu fikir benim hoşuma gitti. Aynı zamanda kitabın girişinde hep şey yazıyorum masal oku. Önce içinden gelen mesajı dinle. Eğer benim mesaj bulmuyorsan benim mesajımı oku. Ama içinden gelen mesaj her zaman daha doğru. Çünkü benim anlayışım ya da benim açıklamam kesinlikle bir evrensel açıklama olamaz. Ama insanları bu alışkanlığı sokmak için ve masal terapi çok kullananlar bana der ki ilk açtıklarında ilk kullandıklarını yorum okumadan masal onlara bir şey demiyordu. Ama bir sene ya da bir, birkaç ay kullandıktan sonra Yorumum okumamaya başladı ve masal onlara konuşmaya başladı. Aslında bu bağlantı gerekliydi ve de? artık şey diyorlar. Artık herhangi bir masal kitabı açtığımız zaman o masal bize bir cevap vermeye başlıyor. Çünkü nasıl masal nasıl aslında gerçekliğinden bahsettiğini bizi gösterdi ve alıştırdı. O anlamında çok güzel oldu yani. Şimdi kitabın Değişik bir format. Ha? ...insanların evet. yeni öğrenmeye başlayacağı bir format. Evet, aynen... Ve tabii ki yani bu gelenek olarak Anadolu'da e, İslam kültürünün içinde Hı -hı. var e, Kur'an, e, ...Hafız kitabı. E, evet. İran'da rastgele açıp orada bir e, mesaj almak zaten bazı insanlara alışılmış bir e, alışkanlık. Ama masallarla birlik, e, o bağlantı kurmak çok keyifli. Bir de bu e, şimdi bir sorunuz var, rastgele açıyorsunuz, masal geliyor ve sonra bu kitap sizi soruyor. Bu masal sana ne söylüyor? Bir aynalama fırsatı veriyor. Ee, çok ilginç bir şekilde ben tabii ki bunu yetişkinler için yazdım, ama çok genç okurlarım olduğunu keşfettim. Bunu sınıfta kullananlar olduğu için kitabı hmm. çıkadayken iki sene oldu, o yüzden çok geri bildirim aldım. Ee, felsefe hocaları kullandı sınıfta bu masal diyor diye tartışmalar açmak için resim hocalar kullandı masal okuyup sonra resim yaptırmak edeceğiz. için ee, ilk öğretmenler ee, Öğretmenin bir tane bana şey dedi... ...her sabah bir çocuk seçiyor... ...o çocuğun sırası geliyor... ...o çocuk kitabı açıyor... ...o günkü masalı seçiyor sonra o çocuğa sorar... ...bu masal sana geldi... ...sana ne söylüyor bugün... ...ve o çocuğun orada bir içine bakma fırsatı veriyor... ...bir de en güzel benim... ...en çok dokunan hikayeleri... ...anne çocuk ya da baba çocuk hikayeleri... İlk imza günümde... ...ben hiç beklemiyordum çocukların... ...bu kitabı e, kullanacaklarını... ...bir anne bana geldi ve... Bu anne bana şey dedi. Benim en sevdiğim masal dedi işte falan masalı dedi. Ama yedi yaşında kızımın en sevdiği masal dedi. Çatlak testi dedi. Çünkü e, kızım bana söylediğine göre bu masal ona mükemmel olmadığı yanları bile kucaklamayı ve sevmeyi hatırlatıyor. Sonra anne bana döndü ve bana şey dedi. Bu masal kitabı bizim hayatımıza girmeden önce benim yedi yaşında kızım böyle şeyler düşündüğünü hiç bilmiyordum. Bu kitap Bizi bunları konuşmaya fırsatı verdi. Buna bizim kültürde tefekkür deniyor aslında. Tefekkür, ee, evet. Çok e, ben de şimdi hatırladım tabii. Bir masal açıyorsun, bütün gün düşünüyorsun onu. Zihin gitgide o düşüncenin derine inmeye başlıyor. Biraz kendi içimize kuyulara da bakıyoruz. Evet. Karanlıkta kalmış şeylere. Çünkü dikkat o kadar dağınık ki. Telefon, iPad, insanlar, trafik. E, o derine hiç inemiyoruz. Evet. O anlamda çok değerli bir kitap bence. Evet, hem bir oyun hem bir derin oyunu Zaten her oyun içini ben her fikran içini bir bilgelik olduğunu düşünüyorum. Bizi güldüren, bizi eğlendiren şeylerin aslında zannettiğimizden daha derin. Yani çok ciddi olmak Kesinlikle. istiyoruz ama aslında neşe içinde derinlik var. Oyun içinde derinlik çok var. Çok keskin zeka yani da var orada. Çok güzel evet. taraflarından biri de bence orada son kısımlarda yorumlardan sonra alıştırmalar vermişsiniz. Evet. O oldukça etkili bence. Yani hani bir gün insanın ıı, işini bırakıp başka bir iş denemesi. ...ya yani. da e, oradaki konuyla ilgili kendi hayatında bir şey değiştirmeye çalışması... ...gerçekten farklı bir bakış kazanmasına zemin hazırlayacak. Ve <laughs> bir farklı okurları var yani. Kimisi sadece masallar okuyor <laughs> ve diyor ki ben alıştırmalar yapmıyorum. Evet. Ama bütün alıştırmalar yapanlar var. 12 yaşında genç bir kızla karşılaştım. Bana defterini gösterdi 12 yaşında. Bu kitabın masallardan sonra sorular var defterde yazılacak bir defter doldurmuş. Bu sorular oldukça evet, derin sorular. Derin yani e, içine bakmak yetişkinlerin düşünerek bir defter doldurdu. Kendi düşünceleri... ve bu sorulara cevap vermek için 12 yaşında bir çocuk için ben büyük Hı -hı. bir hayırnak şey. Yani, i̇nanılmaz biçileri. bir iş görüyor değil ve mi? Onları yazarken çocuk kendiyle ilgili kim bilir ne kapılar açtı. Evet. Ne derinlikleri yani. Yani bazı okullar en 9. sınıfta bu kitabı müfredata koymuşlar. E, böyle ve, bir ders bile olsa ben... olabilir. Ruhsal bir ayna yapmışsın. Bence hmm. hepimizin içine yansıyacak bir şey. Zamanımız azalıyor. İnsanlar bizi dinliyor. Çok genç bir kitlemiz de var. Ee, i̇nsanlar sana nasıl ulaşabilir? Ee, nasıl dinleyebilir? Nasıl bir masal anlatıcısı olabilirler? Hızlıca bir bahseder misin? Şimdi e, müzisyenim eşliğinde Tahir Ayneli ile beraber her ay İstanbul'da dört tane gösteri yapıyoruz. İkisi Kumbaracı 50 Tiyatrosu'nda. iki tanesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Kadıköy'de. Onlar her ay masal hane Facebook sayfamızda evet. ve Cüdît Malik Ali Instagram hesabında e, tanıtıyoruz. Aynı zamanda bu iki mekanlar bilet satıyorlar ve tanıtım yapıyorlar. O iki mekanların e, siteleri bakabiliyorlar. Şimdi ben bu dünyaya giriş zaten masal geceyle başlar diye biliyorum. Yani önce bir masal dinlemeniz gerekiyor. Ondan Hı -hı. sonra atölyelerimiz var. Bu yaz tiyatro medresede olacağız. Tiyatro medresi Şirince'de, Şirince köyünde hmm, çok, çok güzel, güzel bir, bir e, matematik köyünün yanında çok güzel bir tiyatro okulu. Orada dördüncü sinemiz olarak her yaz e, anlatma okulları ve anlatma e, kampları yapıyoruz. E, sonra e, sene boyunca anlatma okulu ...ki orada anlatma okulu... ...acimel.com mail atabiliyorlar. Orada bizim atölyelerimiz var. Ve o atölyede katılarak birçok insanlar... ...masalcı yolunda ilerliyorlar şu an. Şimdi 9 senedir bu eğitimler veriyorum. Ve şu an benim yüzlerce öğrencilerim... ...okullarda, hastanelerde... ...huzur evlerinde, evlerindeyken... ...çocuklarına masal anlatıyorlar. Bu benim tabii ki çok büyük bir... ...mutluluk kaynağı oluyor. Şudit teşekkür ederiz. Ağzınıza sağ sağlık. Masal programı oldu bizim için de. Ederim. Çok keyif aldık. E, Masalhane'yi Facebook'tan takip edin lütfen. Ben psikolog Hasan Arslan. Ben Doktor Hakan Erdoğan. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kentte Yaşam Saat 11. Haberleri veriyoruz spikeriniz Gülden Başar. Binali Yıldırım 2019'da yeni sisteme geçilince başbakanlık görevini bırakacak. Türkiye tarihine son başbakan olarak geçecek. Moldova'dan dönüş yolunda bu konudaki görüşlerini uçakta gazetecilerle paylaşan başbakan inandığım...